Yüce Türk'ün Çocuklara Emaneti bu bayramın her yıl şenlik ortamında kutlanması için kurduğumuz dostlukların sonsuza kadar sürmesini diliyoruz. Acının, gözyaşının, yokluğun olmadığını, Balçova'mızdaki gibi her çocuğun her imkandan eşit ve adaletli bir şekilde faydalanabildiği bir dünya istiyoruz. İyi bayramlar! Ve Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve Balçova Belediyesi ile diğer tüm belediyeleri teşekkür etmek istiyorum. Biz Irak Türkmen çocukları olarak sizi selamlıyoruz. Sizinle olmaktan çok mutluyuz. Atatürk'ün bize armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Nice bayramlara. Ne demiş? Özgürlüğün de, eşitliğin de, adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir. İki ülke olmasından da çok sevinçliyim. Hem benim Suriye ülkemde burada yaşıyorum. Çok mutluyum. Çok çok teşekkür ediyorum buradaki herkese. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyorum. İyi günler. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na tüm dünyaya armağan eden Ulu Mustafa Kemal Atatürk'e saygı, sevgi ve şükranlarımı sunarım. Sayın Genel Başkanım, biz Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, çağdaş, yenilikçi, 40'lı gençliği olarak sizleri en kısa zamanda ilimizde, özellikle de Atatürk evimizde ağırlamak istiyoruz. Saygılarımı sunuyor, tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Ben Köstence'ye çok yakın bir köyde yaşıyorum. Köyümün ismi Hasança, Rumencesi Valvi Trajan. Yani Trajan'ın tabiası ve Rumenlerin atası. Köyümün nüfusu 18 bin, bunun çoğu Rumen. Rumen arkadaşlarımız, komşularımıza çok iyi anlaşıyoruz. Köyümüzde 3 tane cami var. Camilerde sohbetler hep Türkçe yapılır. Diğer köylerde arkadaşlarım var. Kobayli'nde başbunlar köstence şey. Okulda Türkçe derslerimiz var. Ailede hele dedelerimizle ve yerimizle hep Türkçe konuşuyoruz. Gerek okullarda gerek aile içinde Türkçemizi muhafaza etmeye çalışıyoruz. Allah bizleri bu güzel dilimizden ayırmasın. Teşekkür ederim. Türkmenistan başkenti olan Aşgabat, ülkenin güneyinde, İran'ın sınırında 26 kilometre uzaklıkta yer alır. Çöl ortasında bir vaha üzerine yayvan bir biçimde kurulmuş olan şehrin diğer adı da Aşk Şehri'dir. Türkmenistan'ın Aşgabat şehrinde tarihi binalar ve yapılar birçok kez dikkat çekmiştir. Bunun yanı sıra birkaç Aşgabat yemekleri de vardır. Örneğin Türkmen mantısı, Türkmen pilavı ve doğrama birkaç özel Aşgabat yemeklerindendir. Ve 23 Nisan için burada olmaktan çok onur duyuyorum. Herkesin, bütün çocukların, kendimle olmak üzere 23 Nisan'ını kutluyorum. Size bugün biraz Bayramiç'i tanıtacağım. Bayramiç, Kaz Dağları'nın eteğinde bulunan şirin bir ilkedir. Hem tarihi hem doğasıyla insanı etkileyen bir yapısı vardır. İdadı ve efsanelerine göre dünyanın ilk güzellik yarışması burada yapılmıştır. Antik kentler Skepsis ve Kebrene buradadır. Jeolojik yapısı, iklim ve bitki çeşitliliği ile bir doğa harikasıdır. Elmamızın, ilçemize özgü Bayramiç beyazının tadı bir başkadır. Hadimoğlu konağımız, camilerimiz, çeşmelerimiz görülmeye değerdir. Umarım siz değerli kardeşlerimle Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve başkanlarımız bir sonraki 23 Nisan'da Bayramiç'te bir araya gelir, coşkuyu birlikte yaşarız. Sizleri ilçemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyarız. Biz bu bayramı atamıza borçluyuz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü cennet vatanımızı canları pahasına savunarak bizlere emanet eden tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz. Arkadaşlarımın, kardeşlerimin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.
23 Nisan, sana armağan etti ata bu güzel günü. 23 Nisan bugün, çocuk bayramı günü. Sevin, oyna, gez, dolaş, senin bayramın bugün. Bayrağı sev arkadaş, dalgalandıkça öğün. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı canı gönülden kutluyorum. İlk önce Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, tüm belediye başkanları ve diğer katılımcılar, hepinize merhaba. Tüm çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Bu bayramı bize Atatürk armağan etti. Onu çok seviyor ve saygıyla anıyoruz. Maalesef bu 2 yılda pandemi olduğu için 23 Nisan'ı yüz yüze kutlayamadık. Umarım pandemi kısa bir sürede biter ve biz 23 Nisan'ı coşkuyla yüz yüze yeniden kutlarız. Ve kendim yazdığım şiiri de size söylemek istiyorum. 23 Nisan gelince çocuklar mutlu olur. Atatürk'ün sevgisi kalbimizde durur. Bu virüsler bitince birlikte olacağız. 23 Nisan'ı da coşkuyla kutlayacağız. 23 Nisan Türkiye Cumhuriyeti'nde 1921'de resmi bayram olarak kabul edilmesinden sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilmiştir. Her 23 Nisan ülkemizde ve dünyanın birçok ülkesindeki çocuklar tarafından coşkuyla kutlanmaktadır. Bu sene pandemi koşullarından dolayı her ne kadar bir araya gelip bu kutlamaları yapamasak da sanal ortamda 23 Nisan ruhunu yaşatmaya çalışacağız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı tüm yüreklerimizle kutluyoruz. Atatürk'ün odasına selamlar. Bakü Azerbaycan'ın başkentidir. Başkentin adı Rüzgarlar Şehri olarak yorumlanıyor. Başkent Bakü Azerbaycan'ın önemli bir bilim, kültür ve sanayi merkezidir. Antinliğin nüfuzu ve büyüklüğü nedeniyle doğunun en eski ve en büyük şehirlerinden biri olan Bakü, Afşin Yarımadası'nın güneyinde Hazar Denizi kıyısında yer almaktadır. 23 Nisan. Bugün 23 Nisan. Toplantı bütün vatan, millet meclisimizi Atatürk oldu başkan. Kaldırdı hasta yurdu, yılmaz bir ordu kurdu. Türk'ün şanlı sesini dünyalara duyurdu. Yükseldi bayrağımız, kaparıldı bağımız. Sultandan ayrılınca kuruldu toprağımız. Türk çocuğu gül sevin, yaşa yurdunda emin. Bugünü an bayram et, bugün senindir senin. Bu gelen bizim bayram, yükseldi bak önümüz. 23 Nisan bizim en şerefli günümüz. Al bayrağı açalım, gel giderim törene. Biz bin teşekkür bizlere, bu günleri verene. Bizim için harcanan boşa gitmez bu emek. Çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan demez. Şu an bu programa katıldığım için çok mutluyum. Sizi de farklı kültürleri de tanımış oldum. Öncelikle Kazakistan'dan hafif bir bahsetmek istiyorum. Kazakistan toprak büyüklüğüne göre dünyada 9. sıradadır. Doğusundan batısına kadar 3000 kilometredir. Komşuları Rusya, Çin, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'dır. Hazır üzerinde Azerbaycan ve İran ile de sınır vardır. Başkenti Nur Sultan'dır. Son olarak Kazakistanlı burada olmayan Kazakistanlı çocuklar adına hepinizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. İsmim Metin Sonat. Levkoşa'da yaşıyorum. Ailem ile birlikte kalıyorum. Annem, babam ve iki kız kardeşimle kalıyorum. Okul kaptanıyım. Futbol, tenis, voleybol, basketbol, bowling oynuyorum. Güzel, sıcak adamıza sizi bekliyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyoruz. Atatürk'ün bizlere armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutlarım. Adamızın en yeşil yeri olan Lefke'de yaşıyorum. Lefke 2015 yılından beri Cittas Lab üyesidir. İlk İtalya'da uygulanan yavaş kenti temsil eden kentimiz doğası ve kültürü ile bir
birçok dokuyu bünyesinde barındırmaktadır. Yaşadığım kent günümüzde Narenciye bahçelere ve çevirdiği sadece narenci değil, ceviz hurması çileği ile antin kentleri temiz denizi ile biz çocuklara sağlıklı ve doğal bir yaşam imkanı sunuyor. Ben Kuzey Kıbrıs'ın en güzel kenti olan Lefke'de yaşıyorum. Lefke denilince aklıma ilk gelenler yeşil doğası, temiz havası ile 13 köyü bir arada bulunduran ve yüzyıllardır farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir sahil kasabasıdır. Bu kentte yaşadığım için mutluyum. Umarım bir gün hepiniz bu güzel sahil kasabasını ziyaret etme şansına sahip olursunuz. Atatürk'ün bizlere armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutlarım. Bosna Hersek'teki Tuzla şehri yaklaşık 150 bin nüfusa sahiptir. Bosna'daki üçüncü en büyük şehirdir. Tarihçiler ilk olarak Sol olarak bahsettiler. Sol Boşnakçada Tuz demektir. Tuzla'da Boşnaklar, Hırvatlar ve Sırplar yaşıyordur. Tuzla doğal güzelliklere sahip bir şehirdir. Avrupa'daki tek tuz gölü olan bir şehirdir. Gölün adı Panonsko'dur. Balkanların tanınmış yazarlardan olan Meša Šerlemović Tuzla'dır. Bir de ben kendi kalbimden geçenleri söylemek istiyorum. Benim annem Boşnak, babam Türk ve çok mutluyum. İki tane vatanım var. Bir tanesi Türkiye, bir tanesi Bosna. Ve Bosna benim için de çok değerli. Çok seviyorum o dayı. Bosna'nın birçok şeyi çok ünlü. Atatürk'ü de sevgiyle anıyorum. İlk önce Atatürk'e teşekkür ediyorum ve size teşekkür ediyorum. İyi ki böyle bizi özel hissettirdiniz. Çocukları böyle özel hissettirdiniz. Değerli vaktinizi bize ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Ben Maydos Mustafa, 9 yaşındayım. Yunanistan'ın Gümülcine şehrinde yaşıyorum. Şehrimin Yunanca ismi ise Komotini. Haritaya bakacak olursak Türkiye'ye çok yakın sayılırız. Bir saatlik mesafe sonrası Türkiye'ye varabiliyoruz. Gümülcine'de Türkler ve Yunanlılar birlikte yaşıyoruz. Türk arkadaşlarımın yanı sıra bir sürü Yunanlı arkadaşım var. Şehrin meydanında güzel bir şadırvan ve meydanın hemen yanında da Gümülcine'nin sembolü sayılabilecek kocaman bir kılıç abidesi bulunuyor. Şehrimde bulunan azınlık ilkokullarından birinde eğitim alıyorum. Okulumda hem Yunanca hem de Türkçe ders eğitimi veriliyor. Şehrimi seviyorum. Burada yaşamaktan mutluyum. Bütün dünya çocuklarına barış ve sevgi diliyorum. 23 Nisan bayramımız kutlu olsun. Bosna Hersek'ten, Yunanistan'dan, Suriye'den, Türkmenistan'dan, Azerbaycan'dan, Makedonya'dan, Bulgaristan'dan, Kosova'dan, Gagavuz yerinden, Irak'tan, Kazakistan'dan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ve Doğu Türkistan'dan katılan sevgili çocuklar ve tabii Türkiye'den katılan sevgili çocuklar. Önce beni mutlu eden temel nokta şu, dünyanın bütün çocukları aslında birbirini seviyor ve dünyanın bütün çocuklarına önemli bir görev düşüyor. Bütün dünyada barışı sağlamak, bütün dünyada sevgiyi egemen kılmak. Hepinizin ortak görevi olmalı. Aslında 23 Nisan'ın çocuk bayramı olmasının bir başka önemli özelliği daha var. Bir ülke kendi bağımsızlık savaşını verdikten sonra egemenliği bir kişiden alıp halka veriyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kuruyor bundan 101 yıl önce. Dolayısıyla 101 yıl önce egemenliğini sağlayan, bağımsızlığını kuran Türkiye bu güzel günü bir bayram ilan ediyor ve bayramın adı da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Değişik ülkelerden çevrim içi programa katılan bütün çocukların söylemlerini büyük bir dikkatle dinledim ve anladım ki, bir kez daha anladım ki Mustafa Kemal Atatürk sadece bizim değil, aslında dünyanın önemli bir aktörü, dünyanın önemli saygın bir lideri. Hepiniz bunu çok iyi biliyorsunuz. Okullarda da
size öğretiliyor. Ben bundan büyük bir mutluluk duydum. Eğer Türkiye'ye yolunuz düşerse mutlaka gelin, bize uğrayın, birlikte olalım. Zaten belediye başkanlarımız, yani kardeş belediye başkanları zaten belli aralıklarda bir araya geliyorlardı ama pandemi dolayısıyla bu biraz aksadı. Umarım pandemiyi de aşarız ve ondan sonra belediye başkanlarımız karşılıklı ziyaretleri gerçekleştirirken sizleri ve anne ve babalarınızı da beraber gelir ve giderler. Dolayısıyla o ziyaretlerde bir şekliyle gerçekleşmiş olur. Bir başka beni sevindiren olay, her bir çocuğun yaşadığı kenti çok iyi bilmesi, kentinin özelliklerini anlatma konusunda özen göstermesi. Bu da beni son derece mutlu etti. 23 Nisan'la ilgili şiirlerin okunması aslında bu bayramın sadece Türk çocukları için değil, dünyanın bütün çocukları için de geçerli bir bayram olduğunu bana gösterdi. Dolayısıyla bundan da büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Sizden bir başka önemli isteğim, sağlığınıza dikkat edin. Annenize, babanıza da söyleyin. Onlar da sağlıklarına dikkat etsinler. Çünkü sizler, pek çok belediye başkanımız açıkladı, aslında sadece bulunduğunuz dönemin değil, geleceğin de umudu, geleceğin de güvencesisiniz. Sizler iyi okullarda okudukça, dünyayı iyi sorguladıkça, daha nitelikli ve kaliteli sorular sordukça dünyanın umudu olacaksınız. Yani dünyanın baharı olacaksınız. Yani dünyanın geleceği olacaksınız. Sizler önümüzdeki süreç içerisinde çalıştıkça, ürettikçe, düşündükçe, soru sordukça daha güzel bir dünyanın oluşmasına imza atacaksınız. Hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyorum. Hepinizi Ankara'dan arkadaşlarımla birlikte sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Annelerinize ve babalarınıza mutlaka benim selamımı söyleyin. Hepinize teşekkür ederim.